Dün AK Parti kanun tekliflerine ilişkin böyle genel bilgilendirme için mecliste kapalı bir grup toplantısı gerçekleşti. Şimdi böyle kulislere dayanan bazı şeyler de var. AK Parti kaynakları, yani böyle gazetecilere, arkadaşlar işte AB ülkelerinde böyle bir asgari ücret emekli maaşı yok. Tamam. Peki hangi AB ülkesinde 42 yaşında emekli var demiş mesela. Bunu söyleyen AK Partili işte siyasilerden birkaç kişi böyle yetkili. Şimdi Nihal Bengüs Karaca diyor ki ya siz o zaman bu EYT meselesinde yani bu kadar külfet, Evet, bu neden kadar yük tartmadan olacağını siz öngöremediniz bunu mi? anlatabilecek ne Yani imkana sahip hükümet? Medyanın %70'i %80'i elinde yani. Yok Şimdi canım, bir de bu hiç öyle bir oran yok. ya Hayır, anlatırsınız yani biz bunu niye yani? yaparsak şu olur. EYT Yani tek tek bizim saymayalım rezervimiz şimdi var. burada EYT 42 muhalefete yaşında bir yakın insan medyayı da. emekli olamaz kardeşim diye. E Bunu öyle olmuş. ya da böyle Bitti anlatabilirsiniz artık. ama kabul 42 etti. Kemal Bey'i de Kabul eleştirdi. etti Hayır, EYT'yi. sen Kemal Bey'i desteklediğini geçerdik. Bunu Kemal Bey'e O da söylüyor musun? yanlış bak, o da yanlış. Muhalefet de orada evet bastırdı. Ama iktidarın elinde, güç onun elinde, yetki onun elinde. Yetki onun İktidar elinde da ama o şeye toplumun düşmeyebilirdi. hazırlanma kısmında muhalefetin Sadece de o çok değil. önemli Bakın bir şey etkisi var. söyleyeceğim. AK Parti'den tabii Önce Cemil. eleştirenler var. Sadece biz yanlış anlı yani hadi biz yanlış anladık diyelim Mehmet Şimşek'in sözlerini. Bu arada Mehmet Şimşek'in bir güven uyandırdığına dair gözlemimi de analizimi de O zaten burada herkes aşağı tartışmasız. yukarı hemfikirdir. Onu tartışmıyoruz. Rasyonel bir mantık yürütüyor. Ekonomiye bilimsel araçlarla yaklaşıyor ve halkın, toplumun AK Partilisi ya da olması. Yani muhaliflerden de ben kulak kabartıldığını ve ciddiye alındığını biliyorum. Çünkü muhalefet de Nebati'yi gördü bir öncekinde. İşte yani Bas çok nasıl düşüktü faiz ondan tabii ki diyorsunuz. Bas çok düşüktü. faiz sebep enflasyon sonuçtur şeyinin tezinin nasıl tutmadığını da gördük için. Mehmet Şimşek'e genel olarak bir güven var ama bakın Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay 2 gün önce bayağı eleştiren yüksek tonlamayla bir açıklama yaptı. Ve ülkeyi yönetenler de bakanlar da lütfen aklını başına alsın şeklinde bir üst perdeden tonlamaydı bu. Ve açıklaması şeydi yani Türkiye'de asgari ücret düşük değildir açıklaması üzerineydi bu tepkisi. Ve şu ifadeleri kullandı. Yani bu ayıptır, günahtır, kemeri sık, faizi arttır, vergileri yükselt, yok bahşişten nasıl vergi alırım diye bak. Bu yetkileri bir önceki Maliye Bakanı'na verselerdi o da böyle bakanlık yapardı. Ha şimdi madalyonun bir yüzü de bu. Hani demek istiyor ki sen bu kadar bahşişe gelene kadar masaya tabii ki bu şey olmadı bu olmayacak da çok büyük Olmayan bir şeyi olasılıkta konuştuk. da bunlar Ya da konuşuldu olan ama bir şeyi. bunların Bahşişten vergi konuşulduğu da alınıyor Türkiye'de dışarı sızdı. Bir zaten sözümü kanun. bitireyim bir dakika bir sözümü bitireyim. Tabii. Bunların konuşuldu ki bunlar da sızdı dışarı. Emeklinin durumu ortada bir de emekçiye binen sanki enflasyon emekçi yüzünden sabit gelirli yüzünden enflasyon yüksekmiş gibi bir analiz ve öyle bir tez üzerinden yürüdüğü için şimdi bu enflasyonla mücadele ona tepki gösteriyor Atalay. Yani diyor ki sebep bu değil. Hakeza sadece o değil Hak İş Genel Başkanı da tepki gösteriyor. Diyor ki istihdam artıyor, büyüme rakamları artıyor ama bir biçimde emekçinin ücreti buradan pay almıyor. Burada bir Düşüyor bir yanlışlık de. var. Düşüyor bir Sürekli de milli gelir emekçinin içinde. yani işçinin emek verenin aldığı ücret Milli sürekli gelirin payı olarak düşüyor düşüyor. Burada ücretin bir sürekli. yanlışlık var diyor. Hak İş Genel Başkanı da aynı şeyi söylüyor. Yani burada eleştiriler aslında içeriden hükümete yakın kuruluşlardan da gelmeye başladı. Ücretliye, sabit gelirliye, emekçiye bu kadar yük bindirmeye dair tepkiselliği biz en son nerede gördük? TÜİK Başkanı Çetin Kaya'nın ifadelerinde gördük. Onu da hatırlamak lazım. Çetin Kaya bir şekilde konuyu şuraya getirdi. Şirket verimlilikle, şirketler tamam verimli falan, kar verimlilikleri çok yüksek. Çok yüksek oranda kar elde ediyorlar. Yani aslında vergi, yani bir şekilde bir yüklenme olacaksa, Fahiş fiyat uyguluyorlar demek aynen, istiyor aslında. evet. Aslında Ki onu o da demek yanlış. istiyor. Fahiş Onu fiyat demek uyguluyorlar. istiyor. Ona tepki nereden geldi? Rıfat Sarcıklıoğlu'ndan geldi, TOP Başkanı. İşte o da sanayimizi güçsüzleştirmeyelim, lütfen sanayiciye yüklenmeyelim, şirketler önemlidir vesaire tarzında bir bent kurmaya çalıştı. Yani bu tartışmalar şu an sadece muhalefette olmuyor. Hükümete yakın bir şekilde bu hükümetin yükünü de azaltma,
anlamında ele taşın altına elemek koyarım diyen yüksek profilli aktörlerden ve kurumlardan da oluyor. Yani Çetin Kaya'nın o basınla buluşup yaptığı açıklamalarda çok fazla eleştirilen şey vardı da dikkat buraya çekildi. Peki. Şirketlere o yüksek kar oranlarıyla ekonominin geldiği noktada o oranla elde ettikleri kar oranı ile orantılı bir şekilde yük kaldırmayan şirketlere de laf geldi. Orada da tabii şu tartışma ortaya çıkıyor. Şimdi ne olacak? Hani kümete yakın şirketler var. Onlar bu kadar yüksek bedel ödemezler. Acaba günah keçisi olan, hükümete yakın olmayan şirketler mi olacak? Bir şekilde top onların sahasına mı geliyor şeklinde endişeler var tabii, tabii. Doğal olarak. Çünkü iş oranın, çevrelerinde. Çünkü şöyle bir şey, yani herkesin endişesi kendine yani büyüktür burada, ya. Mehmet yani Şimşek'e, o iş çevrelerindeki endişeler Nihal'in dediği gibi. Mehmet oradaki Şimşek'e endişeler var ama. Başka şeyleri de kapsıyor tabii. Tartışmalar yani da başladı. Yani onu söyleyeceğim. Yani hani bununla tabii ki mücadele... Bir şey söyleyeceğim. Bunları konuşuyoruz ama gerçek şu. Şu cümleyi de söyleyeyim. Tabii. Bununla mücadele tabii ki şeyle mi olur? Saat 21'de daha güneşin batmadığı, havanın kararmadığı zamanda elektriği açtım kapattım. Ya ışığı haydi aç yok. Kapatla mı olur? Ya yok şimdi yani bir de çok öyle, demode, tabii. Ona da bir değinmek istiyorum. Yani çok demode bir geleceğim. Model. Artık sosyal medya var. Anlatabiliyor muyum? Sosyal medya çok büyük bir fırsat, çok büyük bir imkan. Bunların ses getirdiği dönem 28 Şubat olsun diye yapılmadı o aç kapa eylemleri. Fakat günün sonunda o hareketlilik, susurluk için yapıldı aslında. Susurlukla mücadelede halkın tarafını, tavrını göstermek için yapıldı ama o hareket, o eylemlilik, o eylemsellik günün sonunda 28 Şubat'ın olmasına yol açtığı için evet hafızalarda tabii. Kötü bir etkisi var bir. İkincisi denilebilir ki ya kardeşim bu aslında bir sivil inisiyatif, bu bir sivil inisiyatiftir. Sivil itaatsizlik eylem biçimlerinden biridir deyip hani bu eylemi savunacaksınız diyelim. Çok demode. Kılıçdaroğlu'nki demode miydi peki? Kılıçdaroğlu'nki demode miydi? Hayır, daha Aydınlık Nihal. Kadıköy'den görüntü çekilmiş. Gördün mü onu? Sadece Bakırköy'de değil Kadıköy'den videolar muhalefet çekilmiş. Muhalefet kanalları çok komikti. Hiç kimse uygulamıyor. Ay canım yani şöyle kimse uygulamıyor. Evet, karşıda olmadı. Kadıköy'de yani çünkü orada bir strateji hatası vardı. Orada yani o biraz hazırlanmalıydı falan. Hani bir hazırlık süreci lazım. Ya şöyle Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir karanlık oda eylemi vardı biliyorsunuz. Yani orada faturalara elektriği, karşı böyle elektriği falan. Yani, o da o bile daha başarılı. Ama hala konuşuyoruz bakın. O daha başarılı. Ama başarılı. Ama bir dakika. Demek ama, ki etkili olmuş. Ama halk nezdinde olmadı. Ama evet, başarılıydı. Onun biraz haber karşılığı da, falan da alındı biliyor musunuz? Halk nezdinde olmadı. 28'inde yani. Belli oldu. Mayıs'ta. Onun nedenleri başka tabii. Ayrıca tartışılır. Canım şöyle tartışma böyle bazen başarıyı da beraberinde getirmiyor. Böyle günlerce değil aylarca gündemde oluyor. Bazı şeyler ama altılı şey masa gibi. CHP, ya sonunda CHP bir geçen sene sevgili şeyler, ya CHP evet. Geçen sene bence ya buradaki sevgili. Konu hayır, geçen sene niye kaybettiğiyle bu sene niye kazandığını bence çok yanlış argümanlarla açıklıyor. Yani ben gerekçelerimi söylüyorum. Evrenme elisi dik olur. Yani geçmişten günümüze gelirsin. Geçen sene AK Parti seçimi HDP'den kazandı. Milliyetçilikten kazandı. Yani terör korkusundan kazandı. Ben burada ama ekonomik olarak da bugünkü kadar ama zor bak, durumda olmadığını Nihal, sen de Nihal söylüyorsun. Bak, ama o da gene yapmasa alacaktı.